Shell'in sunduğu Trafikte Küçük Hata Yoktur başlıyor. Efendim herkese merhabalar, mutlu günler. Radyo Trafik'teyiz. Trafikte Küçük Hata Yoktur programında tekrar karşınızdayız. Herkese güzel bir hafta dileyerek başlayalım ve her zaman olduğu gibi Trafikte Küçük Hata Yoktur programında Sayın Mustafa Ilıcalı hocamızla birlikteyiz. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocamız bizimle birlikte. Hocam iyi haftalar, nasılsınız? Bütün dinleyenlere, izleyenlere sağlık, huzur dolu bir hafta ve güvenli, düzenli trafik dilerim. İnşallah hocam güvenli ve düzenli olur. Bu hafta yine yoğun gündem var. Trafiğe dair konuşmamız gerekenler, konuşulması gerekenler konular var. Onların hepsi üzerine görüşlerinizi alacağız. Ben soruları yönelteceğim. Sizlerden de değerli dinleyenler katılım bekliyoruz. Soru, görüş ve önerileriniz olursa lütfen bize ulaşın. 0212 alan koduyla 363-0414'ten bizimle irtibata geçebilirsiniz. WhatsApp hattımız var, 0543-363-0415 WhatsApp hattı numarası, ya da yine bir başka bize ulaşım şekli de Radyo Trafik Yolda cep telefonu navigasyon uygulamamız. Uygulamanızı telefonlarınıza indirip oradaki ses gönder bölümünden de bizimle irtibata geçebilme imkanınız var. Şimdi hocam bir trafik kazası var, çok güncel, çok yeni, hali hazırda da kaldırma çalışmaları devam ediyor. 3. havalimanı yolunda meydana geliyor trafik kazası. Çatalca'ya doğru havalimanını geçtikten hemen sonra meydana geliyor. Şimdi kazanın bir foto, bir videosu var. Mert bize onu ayarlıyor. Siz de görürsünüz, araç tamamıyla yarısı yok denilebilecek seviyede. Mert az sonra videoyu getirdiğinde. Bizi bu arada değerli dinleyenler Trafik TV YouTube kanalımız üzerinden de izleyebilirsiniz ki orada görüntülü bir şekilde mesajları da bize yazabilirsiniz veya gönderdiğimiz bize gelen videoları da taşıyoruz. Hocam bakıyorsanız kazanın görüntüleri karşımızda. Değerli dinleyenlerimiz, eğer bizi izleyenler varsa onlar da görebileceklerdir. Aracın orada tam manasıyla pert olduğunun görüntüsü, yarısının olmadığının görüntüsü net bir şekilde görülüyor ve can kaybı olduğu söyleniyor hocam bu trafik kazasında. Yorumunuzu rica edelim. Önceki şeyi kaçırdım. Çarpışma mı var? İki araç hocam. Araçlardan bir tanesi beyaz arabanın halini görüyorsunuz ve bir kişinin de hayatını kaybettiği söyleniyor. Henüz teyit edemedik bilgi. Ben de bir videoyu başa alabilir miyiz? Bu kadar hocam video. Kısa bir videonun kesin. Ya bu çarpışma öncesi yok değil yok, mi? Yok 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 hocam elimizde. Tamam da bura bir bölünmüş yol. Evet. Yani kafa kafaya... Arkadan çarpma durumu söz konusu. Bir de Mert hocamın sesi buraya gelmekte sıkıntı yaşıyor. Sen net duyuyorsun ama burada net duyamıyoruz zaman zaman. Ona da bir bakalım. Hocam buyurun. Ya diyorum ki şimdi ben buradan videoya baktığım zaman bu yolu söylediniz. Havalimanını geçtikten sonra Çatalca yolu üzerinde bildiğim kadarıyla bu yol bölünmüş olduğuna aynen göre öyle. Bir çarpışma olduğu belli. Durumundan bir araç kesin çarptığı belli. Hı hı. Bu çarpışmada meydana gelen araçtaki hasar da aşırı bir hızdan olduğu kaynaklanıyor. Aracın ön tarafı hemen hemen yok. İnşallah can kaybı olmamıştır ama ön tarafta oturanların en az bir ağır yaralandıkları bir açık gerçek. Şifalar diliyorum. İşte yine ne diyoruz? Programın adı Trafikte Küçük Hata Yoktur. Yani ne demek? Kurallara harfiyen uyacağız. Yoksa bunun bir şeyi yok. Evet, yani bir şekilde ciddi anlamda ne yazık ki bir de böyle bölünmüş yollarda hocam, havalimanı yolu gibi Türkiye'deki birçok yol şu anda bölünmüş yol statüsünde, aşırı hıza bağlı benzer trafik kazalarının olduğu da dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta kaza istatistiklerine bakmıştık Eylül ayının, tamam hem yaralanmalı hem de ölümlü kaza sayısında ve ölü ve yaralı sayısında bir azalma söz konusu 2021 yılında göre, ama o insan faktörü hiç değişmiyor. Tabii tabii, yani sürücü hatası son 10 yıla baktığınız zaman ölümlü yaralanmalı kazalarda %90, hem de yeni ise bu kaza. İstanbul'da hava çok iyi değil mi? Güneş, evet evet evet, müthiş kuru. Güzel bir hava var. Yani iklimde de çevre koşullarında da bir olumsuzluk yok. Yine o videonun gösterdiği yerde bir dönüş yok.
Mesela Binali Beylere bu vesileyle acil şifalar diliyorum aslında. Zannederim. Kusura bakmayın, bugün bir bayağı bir sıkıntı oldu. Kaynaklanıyorsa ben çok üzgünüm ama yani bilmiyorum, herhalde bugün yayında bir şey, ligde bir hata var. Benim olabilir. Sesim duyuyor mu şu anda? Gayet iyiyiz hocam. Gayet duyabiliyoruz birbirimizi. O zaman iyiyse, o zaman sizin sorunuzu tekrar biraz daha başa alarak cevaplandırayım. Lütfen. Hani tarihi yarımadanın yayalaştırması iyi bir şey. Ama yayalaştırırken o yolculuk taleplerini çözebiliyor muyuz? Yani bugünkü tramvayla getireceğimiz, oraya bağlanan metro bu talebi karşılayacak mı? Bunlara iyi bakmak lazım. Şu anda İstanbul'un 270 kilometreli bir metro hattı var. Bu arada tabii diğer otobüs seferlerine hepsine beraber bakıp buna göre yapmak lazım. Yani siz bir anda aynı anda eş zamanlı başlatmadan parkları kapatırsanız, o zaman gelen özel araçlar bu sefer de park bulmak için dolaşırsa veyahut da bir ikinci sıra parklar veya park ihlalleri yaparlarsa trafiği iyice zorlaştırmış oluruz. Bunları denemek lazım. İşte az önce de dedim ki Kadir Topbaş'ta rahmetli danışmanıyken böyle bir deneme yapmaya karar verdiklerinde bu düşüncelerimi söylemiştim. Onun üzerine de bir müddet daha ertelenme kararı çıktı. Hocam geliyor mu ses? Geliyor ses. Bir şey soracağım, sadece araya giriyorum aynı konuyla alakalı. Oradaki esnaf da şunu diyor. Ya burayı kapatamazsınız çünkü burayı kapattığınız zaman bizim burası bir alışveriş merkezi her şeyden evvela, biliyorsunuz. Yani Laleli'den itibaren Beyazıt'a kadar olan kısım özellikle çok ciddi anlamda Kapalı Çarşı'da buna dahil olmak üzere turistik alışverişin yapıldığı bir güzergah, bölge. Oradaki esnafın da söylemi şu: ya kapatıyorsunuz tamam ama burada bizim bütün ürünlerimizi tutabilme imkanımız yok. Biz dışarıda depolarda tutuyoruz ürünleri. Müşteri geliyor burada beğeniyor. Biz o ürünü depodan getirmek için araca ihtiyacımız var. Dolayısıyla 24 saat buraya araç sokmamız gerekiyor. Aynı durumda kargo firmaları, ambarlar biliyorsunuz aynı yerlerde var. Bunlar dolayısıyla sıkıntılar yaşanabileceği görüşünde esnafta. Buyurun. Ya tabii esnaf burada önemli olan esnaf yani. Çünkü orada ekmeğini kazanıyor. Esnaf kendi bu arada birçok istihdama katkı sağlıyor. Onların taleplerini de değerlendirmek lazım. Benim bu tip yayalaştırmadaki önerim, o esnafı önceleyerek hani onların araçlarına bir özel kartlar vererek, onların trafikteki etkisinin çok fazla olmayacağı da açık bir gerçek. Bunu birçok yaptığımız projede de ilgili belediyelere öneriyoruz. O şekilde muhakkak 24 saatlik bir talep varsa o araçların girmesine bir özel parkta bunu yayalaştırırken yapmak lazım. Diğerlerini de mutlak surette bizim şey yapmamız lazım. Yani toplu ulaşımı, metroyu iyice bir değerlendirmemiz lazım ki gelen talebi karşılayamazsak bu sefer bu bölgedeki ekonomiye, bu bölgedeki turizme zarar vermiş olur. Yani bütüncül bakmak lazım. Esnafın bu arada getirdiği talepler, o sizin biraz önce bana söylediğiniz 24 saat ürün getirme talebi, bunlar çok çok önemli. O talebe karşılık trafikte yer alacak araçların yüzdesi de bugünkü trafiğe göre baksa %5'i bile bulmaz yani. Onun bir trafiğe etkisi olmaz. Buna bütüncül yaklaşmak lazım. Peki. Kapalı Çarşı ve esnaf burada bir de şeyden de şikayetçi tabii, trafik yoğunluğundan da genel olarak şikayetçi. Çünkü yollar otopark olmayınca yollar kapanıyor. Yollar tıkanınca da oraya bir artık müşteri gelmiyor diyor. Hatta çok ciddi anlamda alışveriş yapacak müşterilerin bile gelmediği yönünde şikayetler var. Bir de hocam yeni bir düzenleme, ehliyet süresinin uzatılması, onunla ilgili de yorumunuzu alayım. Ondan sonra yavaş yavaş toplayacağım. Bu hafta biraz sıkıntılı oldu. Malum ehliyetler 2023 yılı itibariyle eski tip ehliyetler kullanılmaz hale gelecekti ve ehliyetin 2023'e kadar yenilenmesi gerekiyordu. Fakat İçişleri Bakanlığı dedi ki, yapmış olduğu açıklamada, ya insanlar pandemi döneminde 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapamadı. Şimdi 2 aylık bir zaman var. Çok ciddi bir birikme var. Randevu alınamıyordu. Ben yakın çevremden de biliyorum, nüfus müdürlüklerinden. Ama bir şekilde de bunun değişmesi lazımdı. 2 yıl süreyle 31 Aralık itibariyle uzatıldı. Yani 2024 31 Aralık'ına kadar ehliyet yenileme süreci var. Bununla ilgili de görüşlerinizi rica edelim. Ya şöyle, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu yönde zaten bir bakmıştır. Yani bunu rahatlıkla, mevcut sistemi çok iyi bir
teknoloji kullandığına biliyorum, yakından şahidim. Yani ne kadar yenilenmiş, ne kadar yenilememiş falan, bu süre içerisinde bir sıkıntı olacak. Hem vatandaşa eziyet olacak. Onu görmüştür rakamsal olarak. Bundan dolayı da bir süre vermiş. Gayet mantıklı. Bu iki ay içerisinde sisteme yüklenecekler. Yenileyecek, yenileyemeyecek. Zaten bir baktığımız zaman büyük bir kısmı yenilememişse zaten tekrar burada bir süre yaklaşan tarihte verilecek. Burada çok daha önceden bunu görüp vermesi, ileri bir teknoloji kullanmasının o da bir somut göstergesi. Bence iyi bir karar. Burada yalnız hocam ben şuna da merak ediyorum. Şimdi bizim de suçumuz yok mu? Tamam yani eyvallah, bir zaten yapılması gerekeni yapmış İçişleri Bakanlığı ve Emniyet, bakmış ki burada bir problem var, görmüş ve tedbiri almış. Buraya kadar üzerine düşeni yapmış, çok doğru. Ama ehliyet yenilemesi işlemi kaç yılında tam olarak başladı hatırlamıyorum ama 2017 falan da zannediyorum. Ben kendi ehliyetimi ilk yıl yenilemiştim. Bir taraftan da bakacağım. Ben de bu tarihte yeniledim. 2017 diye hatırlıyorum. Bakacağım hocam geçerliliğine. 2027 evet. Geçerliliği 2027 olduğuna göre 2017. Yenilediğimi hatırlıyorum ben. Bu 2017'de yürürlüğe giren bir yasa. 2023'e kadar süre verilmiş. İki senesini çıkaralım. Pandemiyle geçtiği için çıkaralım diyorum. Geriye kaldı 3 yıl. 3 yıl boyunca Türkiye'deki tüm ehliyetlerin yenilenmesi için bence çok uzunca bir zaman ki daha önce biliyorsunuz sadece emniyette yapılıyordu bu işler. Artık tüm nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. Çok ciddi de ağ genişledi. Ama hep son güne bırakmış insanlar. Ya şimdi Kerim Bey, zaten sonuç biz eğer bu insanlar, değerli vatandaşlarımız, göz bebeğimiz, vatandaşlarımız her kurala uysa zaten trafikte çikolata yoktur diye bir televizyon veya radyo programı olmaz. Doğru söylüyorsun. Uyarıya bu kadar gayrete, emniyetin gayretine, bu kadar bölünmüş yola, Ulaştırma Bakanlığı'nın gayretine, belediyelerin gayretine rağmen %89-90 sürücü hassası olan bir ülke değil. Dolayısıyla da genelde bunu son güne bırakırız. Bırakmışlar da hep öyledir yani. Belki yatırmaya bakın, diğer başka önemli işlere bakın. Sonuçta vatandaş çok fazla önemsemiyor. Sonuçta devlet de bu işlemi gerçekleştirmek için kalan sürede de bu işin çok zor olacağını görerek yine vatandaşımızın işini kolaylaştırıyor. Artık değerli vatandaşlarımız hiç o iki yılı beklemeden, ben olsam mesela yenilemeye şimdi ne kadar serbesttir, hemen bunu yaparım. Bu bir fırsat. Bir daha yani zaman acayip çabuk geçiyor. Bir tekrar yeni bir uzatma verileceğini düşünmüyorum. Yani neden mağdur oluyorsunuz bir daha bu uzatmadan da yararlanmayıp? Bu açıdan biraz bu konulara fazla, az bir şey daha, yani fazla da demeyeceğim, hassasiyet göstermek lazım. Biraz kendi mağduriyetimizi de kendimiz oluşturuyoruz aslında. Hocam son sözlerinizi rica edelim, ondan sonra noktayı koyacağız. Yani bir de mesela ben şeyi hayret ettim. Mesela TOKİ şey yaptı, mesela bir indirim kampanyası yaptı. Oradan istifade edenlerin çok fazla olduğunu gördük. Yani mesela bak, maddi şeyler fazla. Bu da senin için yarın öbür gün maddi bir takım sıkıntılara da yol açabilir. Yani vatandaşımız bazı konularda da hassasiyeti fazla, bazı konularda değil. Mesela trafikte nedense değil. Çoğu aracın yine sizinle daha önceki programlarda konuştuk. Yani hafızamdan söylüyorum. %25'inin trafik sigortası yok mesela. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kendi açısından, yani Allah korusun bir kazada, yani maddi hasarlı kazada diyelim bile, ona ne biçim bir mağduriyet oluşturacak. Yani trafiğe karşı hassasiyetimiz az. Diğer konularda aynı vatandaş daha hassas. İşte zaten burayı bir anlayıp çözsek karşılıklı bu işi çözeceğiz diyorum. O açıdan buradan kalan son dakikalarda da değerli vatandaşlarımıza trafiğe ait, her kurala ait kurallara, pandemide mesela çok başarılı oldun ama burada çok titiz uydu kurallara. Hiç kimseyi maske görmüyorduk açıkça. Yani mesafeye uyuyorlardı, maske takıyorlardı. Trafikte de benzetti ki bu alışkanlıklar trafikte devam etsin. Maske takmayı emniyet kemeriyle eşdeğer düşün diyorduk. Mesela o arada mesafeyi takip mesafesiyle, bak yani işte mesafe, sosyal mesafe pandemide, trafikte de takip mesafesi az olursa az önce söylediğiniz gibi trafik kazaları olur.
burada da çok büyük mağduriyet yaşarız. Dolayısıyla vatandaşlarımız da tüm kurallara harfiyen uymalarıyla trafikte olsun, diğer konularda olsun çok önemli mesafeler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü başka özellikleri dünyadaki hiçbir millette olmayan çok farklı özellikleri olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı. Buradan diyorum ne olur değerli vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyalım. Programın adı da bu. Trafikte küçük hata yoktur diyoruz. Yeni bir haftanın başındayız. Sağlık, huzur, güvenli, düzenli bir trafik olsun. Bunun için de yapacağımız iş tekrar tekrar söylüyoruz. Trafik kurallarına uymak, hız ihlali yapmamak, bunun haricinde emniyet kemerini önde, arkada, nerede, otobüs olursa olsun bağlamak gerekiyor. Ve biz kesinlikle toplu dikkatimizi dağıtacak telefon kullanmak, mesaj almak, bunlardan uzak duralım. Canımızdan daha kıymetli bir şey yok. Kendi canımızı düşünmüyorsak yakınlarımızı bir düşünelim. O açıdan bu uyarılarımızı vatandaşlarımız üzerinde inşallah daha farklı bu haftanın daha farklı algılanmasına vesile olmasını biliyorum. 29 Ekim yaklaşıyor. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü çok önemli bir gün. Şimdiden de Cumhuriyet bayramımızda kutlu olsun. Nice yıllarımız olsun diyor. Size trafik ve radyo trafikin değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi günler. Peki biz çok teşekkür ederiz hocam. İyi dilekleriniz için bu vesileyle biz daha sonra da kutlarız ama şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlu olsun diyelim tüm halkımıza, tüm ülkemize. Efendim Trafikte Küçük Hata Yoktur programında önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Betül hatırlattı. Eski tüp sürücü belgelerini değiştirme süresi uzadı ve 31 Aralık 2024'e kadar da o bedel 15 lira olarak devam edecek bir yenileme bedeli. Bunu da hatırlatalım programın sonunda. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Shell'in sunduğu Trafikte Küçük Hata Yoktur sona erdi.